merhaba. Ben Cem Olgun'la görüşebilir miyim acaba? Kendisinin telefonuna ulaşamıyorum da. Bu İstanbul'da yıkılan istinat duvarı ile ilgili önemli bir bilgi almam lazım. ...15 gün izle mi çıktı? Tamam. Anladım, peki, teşekkür ederim. Cem, sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun acaba? Ben aklımı oynatacağım, delireceğim yani. Ne yapıyorsun acaba? Of! Demedim sana, ben seni arayacağım dedim ya. Artık kokyaydan çıkmayacağım. Bu konuyu bu akşam çözeceğiz. Geliyorum. Sakın gelme, gelme, sakın gelme. Ben de zaten zor ikna ettim. Geliyorum dedim, daha fazla kaçamazsın. Ya zaten Verda sordu, hesap sordu. Zar zor ikna ettim, şüphelendi. Şimdi değil, şimdi gelme. Böyle deyip deyip atlatıyorsun beni. Doktorun olarak da, arkadaşın olarak da... Tamam, sen anladım ben. Sen gel. Foça'daki kafede buluşalım, tamam. Mesajları silmiş. Ay, bu Ufuk'la beraber. Bir de utanmadan tanıştırdım. İnşallah becerdim numara gizlemeyi. Erhan Bey telefonunu unutmuş, çalıyor. Alo. Ufuk Hanım'la mı görüşüyorum? Ufuk Hanım mı? Yok, hayır, yanlış aradınız herhalde. Ufuk'la değilse kimdi bu adam ya? Kim bu kadın? Demek sabah köre buluşacak kadar senin gözün açtan karardı Acem. Ben ne yaşıyorum ya? Ben ne yaşıyorum? Ben birazdan kocamın sevgilisini göreceğim yani. Yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun Cem. Ben sana dedim geleceğim diye. Ya işte yüz yüze beni etkileyeceğini zannediyorsun ama yemezler. Erhan değil mi? Erhan işte. Madem Erhan'la görüşecektim, bana niye işe gidiyorum dedin? Sen iyice aklını yitirdin hani. Bu yaptığın nelere varacak, farkında mısın? Farkındayım ama ben Verda'nın karşısına geçip de... Bunları söyleyemem, böyle bir şey söyleyemem. Sence karım bunu hak ediyor mu? Yapmayacağım. Verda'nın bunu bilmeye hakkı var. Yani ben Verda'nın karşısına geçip böyle bir şeyi nasıl söyleyeyim dedim ki yani. Kız üzüntüsünden kahrolur. Kahrolur evet. Ama yine de acı gerçekler pembe yalanlardan daha iyidir. Balıkları da attırıyorum. Tamam. Afiyet olsun.
Aman efendim, kimler gelmiş, hoş gelmiş. Nerede? Ne bu halin, ne oldu sana? Boşanacağım ben. Ne? Ay, dur, dur bir anlat bakayım, nereden çıktı bu boşanmak? Nereden başlayayım anlatmaya? Bana nasıl yalanlar söylediğinden mi, yoksa bir gözümün içine baka baka beni aptal yerine koymasından mı, hangi birinden başlayayım? Dur bakayım, önce bir dur, sakin sakin konuşalım, dur. Ben önce sana bir su getireyim. Yeter artık ya. Çocuk gibi davranmaktan vazgeç. Bu ameliyatı olmak zorundasın, bunu sen de biliyorsun. Ben bir daha girmem o ameliyathaneye. Bundan sonra kalan ne kadar ömrüm varsa huzurla, mutlulukla, şükrederek öyle ailemin yanında geçirecek. Kalan ömrüm? 3 ay, 3 hafta, 3 gün. Her an konuşman, görmen bozulabilir Cem. Düşüp kalkamayacak hale gelebilirsin. Hiçbir şeyin garantisi yok. Doğru, hiçbir şeyin garantisi yok. Ben ameliyattan felçli olarak da çıkabilirim. Ne olacak o zaman? Berda'ya bir sorumluluk daha mı yükleyeyim? Berda'ya söyleyemem asla deyip durdum. Görüyor musun, bak kocam beni nasıl düşünüyor. Merhametli, şefkatli. Kesin yani bir kadınla konuştu. Başka bir şey olamaz mı? Başka ne olacak ya? Ne olabilir ki başka? Ben daha zaten o İzmir fişini gördüğümde huylanmıştım da. Dedim sus Berda, bak bu sefer de konuşma. Çünkü ben çok şüphelendim daha önce. Daha ya buraya taşınmadan önce bir gün bana böyle pat diye mesaj attı. Dedi ki akşam gelmeyeceğim ben. Kapadı telefonunu. Ulaşamıyorum, yok gelmedi. Sonra ertesi gün kalktı geldi. Böyle yüzünde değişik bir ifade, kucağında çiçekler, bir değişik bakıyor falan. Ya ben neler yaşadım ya, neler yaşadım, kaç kere konuştum da. İşte sonuçta suçlu ben oldum. Sustum, oturdum. Ah be kızım. Emin misin boşanmaktan? Eminim. Banka hesaplarını boşaltması, izin alması, İzmir'e gitmesi falan. Ya yani hiçbirini oturtamıyordum kafamda. Bir bağ kuramıyordum. Şimdi her şey yerine oturdu. Meğer hepsi sevgilisi içinmiş. Ne de bir oturup konuşsanız ha. Yani böyle boşanmak öyle birden alınacak bir karar değil ki. Bak çocuklarım da var. Önce ne olacak? Bulacağım bir yolunu herhalde. Ya bulacağım. Çocuklar bilmeyecek. Ama öyle bu sefer geçip de karşısına aptal gibi konuşmayacağım. Yalanlarını dinlemeyeceğim. Aynen onun yaptığı gibi böyle. Sinsi sinsi. İspat edeceğim sevgilisi olduğumu. Öyle boşanacağım. Çok gücüme gitti. Çok gururuma dokundu Fatma.